Başlayalım mı? Başlayalım. Gelsin efendim. Müslümanlıkta yapılmaması günah sayılan. Farz. Ezeze. Devam verdiler. Gelsin yenisi. Başka türlü veya beraber olmayan. Basit düşünün ne olur. Hem başka türlü anlamına geliyor hem beraber olmayan. Ayrı. Çok güzel Kadriye Hanım. Gayet güzel. Beş harfidir. Tek bir kelimedir. Bulgarca kökenlidir. Geçmişsinizdir. Karayoluyla mı gidip geliyorsunuz Almanya'dan daha çok yoksa? Yok. Karayoluyla gidip gelmiyorum ama turistik olarak gitmişliğim var o civarlara. Arkadaşlarınız var mı? Bulgar arkadaşlarınız falan o tarafta. Yok. Daha kozmopolittir diye sordum. Hiç yok. Ama bunu biliyoruz yahu. Bulgarca kökenli olması bir şey ifade etmez. Açık sözlü. Bu anlama geliyor. Gayet iyi bildiğimiz, gayet yaygın kullandığımız bir kelime. Dobra. Nedir? Dobra. Dobra. Beş harfi tek bir kelime şu ana kadar cevap verdiklerinizin hepsinden kolay. Buyurun efendim. Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan çalgı. Deri kasnak. Öyle bir şey değil. Öyle bir çalgı değil. İki yanına deri geçiriliyor. Deri. Derili hangi çalgı var? Davul. Nedir? Davul. Bence de. 1800. Şaka maka hiç harf almadan geldik buraya kadar. Peki efendim. Mutfak. Aranız nasıl? Yiyorum. Yiyorsun. Ama pişiremiyorum. Düğünler müğünler? Yok. Dahil olmazsınız. Şöyle bir köy düğününe falan hissediyorum gitmişsiniz. Şu an ne geleceğini. Sanki bilebilirim gibi. Bakalım. Dur bakalım. Altı harfli. Gelsin de bir görün. İyice dövülmüş buğdayın etle birlikte uzun süre kaynatılmasıyla yapılan bir yemek. Keşkek. İşte o kadar. Yine harf almadılar. Geliyor yenisi efendim. Altı harflidir. Tek bir kelimedir. Bakın nasıl sorulmuştur. Beklenmeyen bir sırada aniden. Basit düşünün. Basit düşünün. Basit düşünün. Apansız. Aniden. Beklenmeyen bir birden. Sırada. Birden. 600 puan değerinde. Çok güzel. 7 harflidir cevabım. 7. sorudur yani elimdeki soru. Ve şu ana kadar sorduklarımdan daha kolaydır Kadriye Hanımcığım. Buyurun gelsin. Kavun karpuz pazarlama taktiği. Kesmece. Kesmece bunlar. 700 yaptı kasanızı, 3700 puandasınız. Buyurun geliyor son 7 harfli cevap. Yüzünüzde bir acı ifadesi ama maşallah çok güzel yarışıyorsunuz. Liste sözünün Türkçe kökenli karşılığı. Fihrist değil, harf alın. Fihrist Türkçe değil, Allah. Harf istemişler basarken. Dizgi... Yok, sakin. Bir nefes alalım. Tamam. Şimdi bir daha bakın. Başlangıç gayet güzel. Dizilim. Dizilim değil o. Dizilim değil o. Mesela bunu çizgiyle yapsaydınız, o listeye ne derdiniz? Size bir Çizelge, dizelge. Dizelge. 600 puan değerinde. Bu bana ders olsun. Ne oldu? Ders oldu. Sakin canım. Gayet güzel atlattınız. Ben yalnızca kapıyı gösterdim. Siz yaptınız. Buyurun yenisi geliyor. Bir şeyin meydana gelme, gerçekleşme olasılık. Durumu. İhtimal olasılık. Gayet güzel. Son 8 harfli cevap. Olasılıktan biraz daha zor olabilir ama bilinen bir kelimedir. Görelim. Rumca kökenli haç sözcüğüyle eş anlamlı bir sözcük. Harf alayım. Hat çıkarmak. Nokta nokta çıkarmak. İstavros. Neydi o? İstavros. Neydi efendim? İstavros. Vallahi bravo. 9600 puana ulaşabilecek durumdayız. 10 tane soruyu bitirdiniz. 2 tanecik harf aldınız. Daha güzel tarafı, sürenizi çok güzel kullandınız. 1 dakika 20 saniyede yaptınız bunları. 1 dakika 20 saniye bile değil. 2 dakika 41 saniye var elinizde. Son 4 soruya girdik. Artık o kaşları bir düzeltin. İyi gidiyorsunuz yani. Tamam mı? Tamam. Her şey yolunda böyle korku içerisinde yarışmanıza gerek yok. İsterseniz soru başına neredeyse 40 saniye, 50 saniye ayırabilirsiniz. Tamam. Sakin. Öyle de yapın zaten. Tamam. 100 puan fazla alalım da 0 saniyeyle bitirelim. Tamam. Olur mu? Olur. Buyurun geliyor. Efor sarf etmek. Metaforik bir tabir. Çabalamak. Metaforik. Dikkat. İki kelimeden efor oluşuyor. Bu bir deyim. Deyim olduğuna göre işin içinde metafor var. Efor, çaba. Efor sarf etmek. Hatta
fiziksel efor sarf etmek. O zaman enerji metafor harcamak, da olmaz. Gerçek olur. Fiziksel efor sarf Hadi etmek. Alalım bir harf. Alalım bir harf. D harfi çok kritik bir yerden geldik Adriana'm. İki kelimeden oluşan bir deyimdir bu. Ter dökmek. Vallahi bravo ya. Yani kafamda türlü türlü ipuçları hazırlamıştım. İkinci harfi aldıktan sonra veririm onları diyordum. Sonra kullanıldı. Maşallah. Yok geçti gitti. Geçti gitti kusura bakmayın. Buyurun yeni soru. Basit zaten bu. Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir şekilde söz söylemek, kınamak. Tek Ayıplamak. Kelime. Nedir? Dur. Ayıplamak. Ayıplamak kaç harfli? 9 harfli ve 900 puan kazandırıyor. Yakaladın. Gelsin. Son iki soru. Neredeyse 2 dakikaya sahibiz. Ayaklarının altından yer çekiliyormuşçasına bir duygu hissetmek basit düşünelim. Başı dönmek. Nedir? Başı dönmek. Başı dönmek 1000 puan değerim nedir? Bu da son sorudur. Son cevaptır efendim. Gelsin de görelim. Gelsin de görelim. Hoş ve eğlenceli vakit geçirme, sefa sürme. Fark ettiğiniz üzere M, ma diye bitmeli. Tek kelime mi? İki kelime. İki kelime. Hoş ve eğlenceli vakit geçirme, sefa sürme. Nedir? Keyif alma. Ha gayret. İki kelime ama. İki kelime. Keyif yapma. Hayır. Daha metaforik olsun. Yani fiilde de olsun bir mecaz. Keyif çatma.